Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bitkili akvaryumlarımızın son durumunu, balıklarımızın son durumunu ve aksolotlarımızın son halini çekeceğim. Bakalım neler olmuş bir görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bitkili akvaryumumuzda artık sadece ve sadece karbondioksit ihtiyacı olmayan, yani bakımı en rahat olan bitkilere yer vereceğim. Yani bu biliyorsunuz amatör bir bitki akvaryumuydu. Yani basit bitkilerin oldu. Biz yani Muhammed budadığı için Luvigia getirmiştik. Ve arkadaşlar bu Luvigialar karbondioksit olmadığı için de yaşayamadı. İkinci denememiz de olmadı. Hatta besin vermemize rağmen gene de yaşama tutunamadılar. Dolayısıyla ben de üzüldüğüm için artık daha fazla uğraşmak istemedim. Bizde de basit bitkiler var. Neler var arkadaşlar? Her şeyden önce şurada baba bir anobiyansımız var. Bu anobiyansı alalı bayağı oldu. Bayağı bir uzamaya başladı arkadaşlar. Yani yavaş büyüyor. Neden? Çünkü ışığımız çok iyi bir ışık değil açıkçası. Yani sıradan led ışığı. Ama dolayısıyla gene de bir şey veriyor yani. Yaprakları falan ölmüyor. Yükseliyor. Yavaş bir büyümesi olacak bu gidişle. Ama yine de bize güzel bir görsel sunuyor mu? Sunuyor bana göre. Evet. Onun dışında kobambalar var arkadaşlar. Kobambalar gördüğünüz gibi bunlar Trend Pet Shop'tan gelen kobambalar. Ve yani biraz bazı bağları gitti. Ben budayıp biraz daha ekim yaptım. Yani 10 bağ falan vardı bu kobambadan. Fazla kalmadı açıkçası. Ama yine de çok kötü değil. Yani bunlar biliyorsunuz arkadaşlar canlı doğranlar akvaryumunda yani yavruların kaçması için birebir olan bitkiler. Ama zaten bizim burada çok böyle bir üretim gibi bir derdimiz yok. Biz burada bazı bitkilerin yeşermesini izleyeceğiz. Onun dışında da işte böyle ender türleri yer vereceğiz. Şurada görmüş olduğunuz badis badis gibi. Aslanım benim. Evet. Onun dışında arkadaşlar ele doğalar gördüğünüz gibi her türlü ortamda gayet iyi büyüyor. Kaç defa budadığımı hatırlamıyorum. buduyorum. Yukarıya falan dektim ama yukarıdakiler pek adam olmadı. O yüzden onları tekrar aşağıya indirdim bazı bağlarını. Gördüğünüz gibi burada bir topluluk halinde. İşte uçlarından falan az buz kırpıyorum. Tekrar ekiyorum. Onun dışında arkadaşlar yukarıdaki Amazon'u alıp buraya diktim. Acıdım çünkü. Yukarıda ışık ve besin olmadığı için. Burada daha iyi gelişeceğini düşündüm ki öyle de oluyor. Amazon da çok basit bir akvaryum bitkisidir. Güzel bir görünümü var gördüğünüz gibi. Onun dışında da Muhammed'in getirdiği bazı bitkiler var şu arkada. Bunlar çok güzel uyum sağladılar açıkçası. Bunları Muhammed bana budayıp getirdi ve bunlar kök saldı arkadaşlar. Ben bunlardan kesip kesip geri dikiyorum. Yani bu da şu demek. Yani gelişimi sağlıyoruz demektir. Sürekliliği sağlıyoruz demektir. Evet, maşallah diyelim. Onun dışında da balıklarımıza geçelim. Şimdi balıklarda sıkıntı şu, şey gelecek, dişi lepistesler gelecek arkadaşlar. İki tane erkek lepistesimiz kaldı kırma. Dediğim gibi ben buraya kırma lepistesler alacağım. Yani öyle safkan lepistesler koymayacağım. Ha, safkanların erkeklerinden belki atabilirim. Dişlerinden atmam, erkeklerinden atarım. O erkekler fluret olur işte. Ondan sonra gold olur. Efendime söyleyeyim, full black olur. Onlardan falan koyarız. Blue glass vesaire. Onlar da renk katması için. Neondan biraz koyayım diyorum şöyle. Birkaç tane neon daha koyayım diyorum. Görüntüyü kurtarsın. Çöpçülerimiz emektar zaten. Cüce vatozlarımız minnacıklardı. Büyümeye başladılar. Beni şaşırtan platiler. Platilerden hala yavru alamama işimiz. Yani biraz gelişimleri şeydi ama işin içinde başka bir iş var gibi. Ne diyeceksiniz? Şimdi arkadaşlar şu kırmızı ve siyah kuyruklu olanla şu Mickey Mouse dediğimiz normal kırmızı olanın DNA'ları acaba uyuşmuyor mu? Çünkü bunlar devamlı çiftleşiyorlar. Devamlı çiftleşiyorlar ama bir ortamda şey yok. Mesela şu arkadaki dişi devamlı zaten tıklanıyor. Ama hala da henüz yavru atamadı. Yani ona şaşırıyorum. Bakalım inşallah kırmızı kırmızı veletleri bu akvaryumda görürüz. Evet. Onun dışında arkadaşlar bu akvaryumumuzda en sevdiğim karakterlerden biri olan Pigme Puffer. Gördüğünüz gibi. Birazdan besleme yapacağım bu arada. Kan kurdu vereceğim onu bekliyorlar. Ve ikinci en sevdiğim karakter olan Scarlet Bodies. Çok ender bir tür olan Scarlet Bodies var.
Tek tük Lepistes yavrusu falan var işte onun dışında. Şimdi arkadaşlar bunun şöyle bir sorunu var. Bunun dişisi kayboldu. Muhtemelen ekosisteme karıştı diye düşünüyorum artık. Öldü ve yenildi. Salyangozlar vesaireler tarafından. Dişiyi kaç gündür ben görmüyorum. Bir iki gündür falan görmüyorum. Şimdiye çoktan ortaya çıkmış olması gerekirdi açıkçası ama yok. İnşallah çıkar diyeceğim ama zannetmiyorum. Belki buna bir tane dişi alabilirim Nudo'dan. Hala badis badisler var. O açıdan bir sıkıntı yok. İnşallah buluruz diyelim. Evet, şimdi bunlara bir besleyelim. Evet, biraz kan kurdu verelim arkadaşlar. Şöyle bunlara. En sevmediğim şey oldu, neyse. Evet, gel bakalım evlat. Gördüğünüz gibi kapan kapıyı arkadaşlar. Kan kurdu iyi bir kurutulmuş canlıya. Dondurulmuş canlıya. Çünkü arkadaşlar sağlam bir besin sağlıyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet, attığım kurtları kapıştılar. Bunlar bu şekilde besleniyorlar arkadaşlar. Çeşitli yemlerle besliyorum. Yani sadece kan kurdu da yemiyorlar. Kuru yemlerden 3-4 çeşit kuru yemle besliyorum. Onun dışında dondurulmuş karides veriyorum. Dondurulmuş supiresi veriyorum. Dondurulmuş artemia da veriyorum sarımsaklı arkadaşlar. Onun dışında vatozlara verilen otobur bir yem var. Ondan da atıyorum maçlarını. Yani hiçbir şeyden eksik kalmasınlar istiyorum. İnşallah güzel güzel gelişirler. Yani. Bitkili akvaryumumuz böyle. Karidesler de orada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bloody, Blue Dream, Siyah Gül. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Başka şurada yemlik karidesler. Bunlar kırma yemlik karidesler arkadaşlar. Safkan değil. Karbon rili gösterebilir miyim diye bakıyorum. Karbon riller ortada yok. Bir tanesi orada kaçtı. O Blue Dream'miş, pardon. Yani bu şekilde. Oy, benim Junior Faruk'um. Faruk bunun ismi arkadaşlar bu arada. Junior Faruk çok tatlı bir balık. Buna birkaç arkadaş alacağım ya. İnşallah. Gelirsen de konsepte. Evet. Bunlar böyle. Evet, şimdi mahşerin üç atlısına bakın arkadaşlar. Melanoid, Albino ve Grimwild. Size de biraz kan kurdu verelim. Şöyle. Al bakalım Albino. Kap kızım. Kızım diyorum ama oğlan da olabilirsin tabi. Al bakalım Grimwild. Al bakalım Melo. Melanoid. Evet. Bunlara böyle birazcık kan kurdu vereceğim. Biraz da kuru beslemek de istiyorum. Her zaman kan kurdu yemesinler. Çünkü arkadaşlar yani dediğim gibi canlıları ne kadar çeşitli bu canlıları ne kadar çeşitli yemle beslerseniz o kadar sağlıklı oluyorlar. Yani benim tecrübem bu. Aslında bunları artık alıp Kamile'nin yanına mı koysam? Hemen 2 dakikada şeyim bitti. Telefonun flaşı bitti. Ya Kamile'nin de suları bulandı. Neden bulandı? Çünkü son zamanlarda çok un kurdu verdim. Böyle oldu arkadaşlar. Böyle birbirlerine sarılmış yatıyorlar. Tuhaf bir şekilde. Şunlara da bir neşelendirelim. Özellikle Kamile, al bakalım yandaş Kamile. Biraz neşesi yok gibi. Bu sıralar az besleniyorlar. Nedeni arkadaşlar su biraz sıcak mıdır nedir? Yani Kamil için aynı şeyi söyleyemem de. Su biraz böyle sanki sıcak gibi geliyor ama su da soğuk aslında. Yani 19 derecelik bir su var arkadaşlar. Bazen her zaman hayvanların canı yemek istemez ama. Bu da bir gerçek tabii ki. Al bakalım. Tam buraya koyuyorum. Yersen yersin. Sıkıntı yok. İlacımızla besleneceksin diye bir şey yok. Işık mı rahatsız ediyor diye düşünüyorum. Olabilir arkadaşlar.
Yani çünkü gündüzleri çok daha aktif besleniyorlar. Artık bakalım. Allah Allah, şaşırtıcı. Kan kurduna hayır demesi iyi bir şey değil. Dediğim gibi su un kurdu yüzünden çok bulanıyor. Aslında un kurdu vermesek mi diyeceğim ama yani öyle de olmaz. Un kurdu iyi bir canlı besin. Yani şöyle bakın arkadaşlar, suyun derecesi yani 20'nin üstüne çıkmış mı? Çıkmamış yani. Tam da zoomlayamıyorum da. Şöyle göstereyim. Heh. 20 derecenin altında. Yani hemen hemen. Yani bu şeyde kalıyorlar zaten. Yani bu ısı onların ideal ısısı. Bakalım artık ne yapalım. Yapacak bir şey yok. İnşallah güzel güzel şey yaparsınız. Gelişirsiniz diyeceğim. Ne diyeyim? Bir de şey deneyelim. Olmadı. Kuru yem deneyelim. Yani sanmıyorum. Kan kurdunu yemeyen kuru yemi hayatta yemez de. Yani ne zaman ne olacağı belli olmaz bunların arkadaşlar. Kamil, sen ne diyorsun? Bunun üstüne de koydum da. Böyle bir keyifsizlik, bir şeysizlik var. Umarım hasta falan değillerdir ki zannetmiyorum yani arkadaşlar. Sabah cam gibiydiler, şimdi de cam gibiler zaten de. Yeme böyle hayır demek aksirotlarda normal bir durum değil açıkçası. Sadece uyumak ve yatmak istiyorlar sana. Neyse, yapacak bir şey yok. Zorla şey yapamayız, sizi besleyemeyiz. Bugün de böyle olur. Bazen bu tür canlılar bir gün oruç tutabilirler arkadaşlar, onu da söyleyeyim size. Yani çünkü bu hayvanlar için av bir ihtimaldir. Ve sürüngenler ve bu tarz amfibiler olsun, işte sürüngenler olsun, balıklar olsun, böyle her gün her gün yemek yemeye ihtiyaç duymazlar. Evet, biz öteki konuklarımızı besleyelim. Arkadaşlar flash parlamasından dolayı kusura bakmayın, hala buraya ışık alamadık. Gördüğünüz gibi fil balıkları diyorum, kelebek balıklarımız, fil balığımız maşallah diyelim. Ve tabii ki benim küçük bebeğim Fahako Saiko. Artık pek küçük değil arkadaşlar, biraz büyüdü. Gayet iyiler, bir sıkıntımız yok. Mavi Burhan nerede? Kayanın arkasında geliyor. Mavi Burhan da orada. Bunlar böyle takılıyor. Şimdi bunlara bir yemek verelim. Evet, kan kurdu attım arkadaşlar. Kan kurdunu bir yesinler. Şöyle bayıla bayıla. Bunları sadece arkadaşlar, evet cihazın gene ışığı bitti. Yani bunu bir türlü çekim yapamayacağız, anlaşıldı ışık alana kadar. Kan kurdunu arkadaşlar sadece fil balığı, fahaka ve şey yiyor. Ne denir? Mavi Burhan yiyor. Kelebek balıkları un kurdu yiyor arkadaşlar. Un kurdu atacağım tabii ki. Biraz şey olsun. Şu telefonun şey bitsin bir. Arkadaşlar kusura bakmayın, bunu biraz kısa tutmak zorundayım. Valla bunları besledim, güzel güzel de yediler. Bu arada kelebek balığımızın gözü de iyileşti Allah'a şükür. Gördüğünüz gibi maşallah. Onları biraz çekeyim size. Yani şey olana kadar, sönene kadar en azından flash. Yani gayet iyiler, bir sıkıntısı yok. Bir tane de salyangoz atayım Fahakam'a. Al bakalım. Aga. Gördün mü bilmiyorum ama gördü arkadaşlar. Salyangoz onun hayır diyemeyeceği bir şey. En sevdiği yiyecek. Bir tane un kurdu yedi zaten az önce. Hani diyorum ya, acilen yani bu zaten yani bu şeyi taşıyacağım arkadaşlar ben. Bu akvaryumu taşıyacağım yani. Başka çaresi yok bu işin. Hı. Fil balığımızın birini kaybettik bu arada, onu söyleyeyim. Bu psikopat onu döve döve öldürdü arkadaşlar. Demek ki fil balıkları çok sosyal balıklar değil. Ya da biz iki tane alarak hata ettik. Sayıyı tam biraz daha fazla tutacaktık ya da tek tutacaktık. Evet, fazla istekli değil. Neden? Çünkü çok tok. Karnı bakın şiş. Hem kan kurdu yedi hem un kurdu yedi. Şu bir avlanmasını çekemedim size. En kısa zamanda çekeceğim. Neyse, bunlar böyle yapın. Daha fazla sinir olmayalım. Evet, burada bir kralımız var. Maşallah diyelim arkadaşlar.
Kuyruğumuz uzuyor. Yalnız kuyruğumuzun şu biraz şu tarafları niyeyse yırtıldı gibi geldi bana. Bir sıkıntı olabilir. İnşallah olmaz tabii ki. Gayet iştahlı. Verdiğim yiyecekleri yiyor. Dur ona bir un şey atayım. Az bir şey. Ne denir? Kan kurdu atayım da yesin. Gayet kapıyor arkadaşlar. Verdiğim yemlere bana mısın demiyor. Hemen arkada da dişisi var. Bunları böyle bir çiftleştirme çabasına gireceğim. Sırf sizin için yani. Kendi istediğim için değil. Çünkü arkadaşlar yani beta güzel bir balık. Sevdiğim bir karizmatik bir akvaryum balığı. Ha, akvaryumun pek hoşuma gitmiyor tabii ki. Bunun da. Buna da bir çare bulacağız. Yani bunlar için özel bir şey yaptıracağım. Güzel özel betaların olduğu bir yer istiyorum yani. Oda geniş, odayı iyi kullanmam gerekiyor. Evet. Gelelim dehşet Necdet'e. Evet, maşallah diyelim arkadaşlar. Necdet'e ilk önce bir flowhorn yemi vermem gerekiyor. Gel bakalım. Bir yandan çekim yapıp bir yandan beslemek gerçekten zor arkadaşlar. Önce bir flowhorn yemini ye. Yani şekerden önce ıspanak yiyen çocuklar gibi, bu önemli. Çünkü arkadaşlar canlı yemi verince bazen bu kuru yeme bana bakmayabiliyor. Yani kafa yapması açısından bu yemler önemli. Evet, döke saça birazını böyle dağıta dağıta yedi arkadaşlar. Bir tane daha yiyelim. İştah iyi. Zaten bir balığın iştahı iyiyse çok sıkıntı yok demektir arkadaşlar. İkinciyi de kaptık. Bugün kuru yemle mi beslesem acaba diye düşünüyorum ama bir tane kurdu atacağız şimdi, olmaz. Yani bu kadar yemeğini yediyse şeyi hak ediyor demektir. Lelelelel, gel. Gel gel gel, al. Aslan parçası. Bir tane de hatta tam şöyle pupa olmaya yaklaşmış bol böyle etli. Oha. Oha, yavaş lan. Yavaş oğlum, yavaş. Yumuşak olanlardan bir tane seçtim. Evet, onu da yedi. Biraz akvaryum batıyor böyle ama yapacak bir şey yok. Akvaryumu düzenli temizlediğimiz için, yani şey dipsifonlu yaptığımız için sıkıntı olmuyor. Sanırım bugünkü yemekten memnun kalmışsınızdır sayın dehşet Necdet, ha? Şu kafa yapma konusu biraz kafamı karıştırıyor arkadaşlar. Mersin'den geldiğimde kafasının biraz daha çıkıntı olduğunu görmüştüm. Sanki biraz indi gibi mi geldi? Bana mı öyle geliyor? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Yani dediğim gibi bu yukarıdaki o 80'liğe geçecek. 80'likteki balıklar 1 metrelik yeni aldığım bir akvaryuma geçecek. Cuma günü manyak bir şeyimiz var, videomuz var. Sürpriz. Evet, sizin için üşenmeyeceğiz, gideceğiz. Arkadaşlar agamalarımızı alacağız. Hadi bakalım, size söyleyeyim bari. Dediğim gibi arkadaşlar sürüngen ithalatımız gerçekleşti. Karantinamız da bitti. Alper bizi bekliyor. Gideceğiz. Onunla güzel bir video çekeceğiz ve sürüngenlerimizi de aldığım, yeni aldığım sürüngenlerimize de kavuşacağız. Bir tane agamamız var. Bir tane de gekomuz var. Onları da buraya yerleştireceğim. Hep birlikte göreceğiz. Evet. Nejo da böyle. Evet, gelelim Zıpsıf Fikri'ye. Zıpsıf Fikri de iyi arkadaşlar. Kan kurtlarına, un kurtlarına doyuyor. Artık un kurdu da yiyor. Ama akşam kan kurdu zamanı onun için. Ona bol kepçe kan kurdu koyuyorum. Ve yiyor. Ah el fenerim, ah. Evet, neyse. Şöyle koyayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aha burada fıldır fıldır gözleriyle kendisi. Çok tatlı bir arkadaş. Kayası. Dandik saz bitkisi. Evet. Buraya bol bol kan kurdu koyduk. Ha? Kanki yemeyeceğim mi? Biraz benim çekilmemi bekliyor olabilir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sen nereden çıktın Kadiş? Kadife de şu anda beni taciz ediyor. Sev, sev, beni sev, beni sev diye. Sen ne arsız bir köpeksin, neyse. Dur, onu sonra çekeceğim. Onlarla ilgili şeyler de var. Aha geldi arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi öküz gibi kaptı bir ağız dolusu kan kurtunu, yuttu. Bu böyle yer. Şunlara bir un kurdu deneyeceğim arkadaşlar ya. Hazır videoyu bitirmeden. Alsınlar, biraz beslensinler. Bakın atak yaptı, tutamadı ama. Tutsaydı iyiydi. Valkyrie tutuyor normalde de. Şey yapamıyor. Yani çok daha avcılık içgüdüleri bunların yerinde değil. Ne derler? Daha gidecek yolları var bunların. Şurada bir mikron kurdu gördüm sanki. Minnak kaçtı ama elimden. Neyse ne yapayım? Büyük koyacağız. Bir tane de albino atayım bakayım. Albino ne yapacak? Ya, tuhaftır. Ya hiç beklemediğim anda yiyorlar. Beklediğim anda yemiyorlar. Aha, melanoid biraz daha cüretkar arkadaşlar. Artık yemeleri lazım ama bu boyuttaki bir akselotun yani şeyi yemesi lazım. Un kurdunu yemesi lazım. Ama bunlar bir tuhaf çıktı. Bakın vuruyor. Ağzını alamadı. Aa, aldı. Heh, tamam. Güzel. İnşallah bırakmazsın. Evet. Güzel. Şey yedi. Melanoid yedi gibi bir şey arkadaşlar. Yani Valkyrie'nden de bekliyorum da daha tam anlamıyla şey değil. Aktif değil. Şimdi albino ben sana un kurdu atmışım. Niye gidip kardeşinin rızkını yemeye çalışıyor? Aha tuttu o da. Ağzına aldı arkadaşlar ama bıraktı gerizekalı gibi. Aha şimdi yine aldı. Yine bıraktı. Hiçbiri melanoid gibi değil arkadaşlar. Melanoid bunların sürü başı. Ama melanoid de pek şey yapamıyor gibi. Dur bakalım belki gene yemeye çalışırlar. Yani bugün un kurdu yiyeceksiniz. Bana ne? Başka bir yemek yok yani. Kusura bakmayın. Evet biraz da Kamil ve yandaşı un kurdu deneyeyim. Yani beni şaşırtıyor Kamil. Bugün iştahsız iyi bir şey değil. Kanka. Kanka. Kap şunu. Allah Allah. Hasta mı bu hayvanlar ya? Gerçekten şaşırtıcı. İnşallah bir sorun olmaz. Gerçekten arkadaşlar şaşırıyorum. Kamil'in un kurduna hayır dediği görülmüş şey değildir. İnşallah kötü bir şey yoktur. Tırsmaya başladım açıkçası. Yani inatla yemek istemiyorlar. Ben de zorlamayacağım. Hayırlısı. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize sevgiler, saygılar. İnşallah Kamil'e bir sıkıntı olmaz. Çünkü korkmaya ve tırsmaya başladım açıkçası. Yani yemek yemiyorsa bir hayvanın bir sıkıntısı var demektir. Ve dikkat ettiyseniz biraz fazla sanki bu solungaçlarını hareket ettiriyor. Ama işin kötü tarafı ben akselot konusunda pek şey değilim. Uzman değilim. İnşallah bir sorun olmaz. Evet arkadaşlar. Videomuz da böyle olsun. Abone olur, like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.